Şükrü Paşa Mahallesi Keşan'ın nüfusundan daha az nüfusa sahip bir mahalle. O kadar nüfusa ben hizmet ediyorum Edirne'de. Edirne'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesi'ne iki mahalle daha kurulması gündemde. Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı, mahallenin nüfusunun hızla arttığını belirterek toplam 3 mahalleye bölünmesi için ilgili makamlara taleplerini ilettiklerini, önümüzdeki yıl konunun belediye gündeminde yer almasını beklediklerini söyledi. Mahallemizin nüfusu ve alanı çok geniş olduğu için muhtarlık sayısını da sayın belediye başkanımızla görüştük. Valimize de bu konuyu ben açtım. Belediye başkanımız daha iki mahalle yapalım. Toki bölgesinde veya Koca Sinan'da da hatta düşünüyor sayın belediye başkanımız mahalleye bölmek için. Bunu da yapmak için seçimlere bir yıl kala, mali idareler seçimine bir yıl kala bu işlemlerin bitmesi lazım. Yani Edirne Belediyesi mahalle sınırlarını belirleyip meclisine sunacak. Meclis bunu kabul edecek. Kabul ettikten sonra valiler sunulacak. Valilik de İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla bu konuyu istişare edip mahallemiz bölünmüş olacak. Yani belediye başkanımız bu konuda görüştüğümüzde hakikaten bölmemiz lazım ve bu mahalle büyük hizmet götürme amacıyla daha yakın yerlerde muhtarlık açalım. İki muhtarlık Şükrüpaşa'ya daha açalım. Bir de Şükrüpaşa üç olsun diye söyledi. Ama daha yani bu konu belediye gündeminde işlemeye başlamadı. Muhtar Tasmalı, mahallenin en uzak mesafesinde oturan vatandaşların muhtarlık binasına gelmelerinin zor olduğunu ifade ederek iki mahallenin daha kurulması gerektiğini söyledi. Evet, bölünmeli. Niçin bölünmeli? Vatandaş bir işi için ta kalkıp uzak noktalardan buralara kadar geliyor. Postacılar geliyor. Biz gidiyoruz bu uzak mesafelerde. Bir mahalle nüfuslarının oranları belli zaten. Yani Edirne'de bu iş biraz önce çözülmeli bence. Çünkü Edirne'de en büyük mahalle benim Şükrüpaşa mahallem. Şimdi siyasi partiler bundan sonra muhtarlıklara birer sekreter vereceklerini söylüyorlar. İşte bunun başlangıcını önce Kılıçdaroğlu yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanımız da diyor muhtarlıklara sekreter verilecek. İşte bir bütçe verilecek. Gerçekten de verilmesi lazım. Hele hele büyük şehir olan yerlerde köyler mahalle oldu. Mahalle olunca bütçeleri gitti. Ve şehire de uzak olduğu için belediyelerden hizmet alıyor büyük şehirler. Gidip gelmeleriyle bir maaşı da olacak bir şey değil. Bütçeleri olmalı. Sekreterleri olmalı. Bazı hizmet binaları daha iyi olmalı. Onun için mahallenin bölünmesi gerçekten uygun olur.